Herkese merhaba, hoş geldiniz. Evet, çayınızı veya kahvenizi aldıysanız hadi başlayalım, hadi biraz eğlenelim. Şimdi, bugünün teması hırsızlık arkadaşlar. Bilinçli bir hırsızlık. Dün Instagram'da Wish Tasarım, Journal by Peri'nin gel print kağıtlarını kullanarak çok güzel bir resim yaptı, bayıldım. Ve onu çalmaya karar verdim, fikrini. Onu kendi tarzımda yapmak istiyorum. Kendisine de zaten yazdım oradan. Dedim bu fikri kesinlikle çalacağım dedi. Yani resim Wish tasarıma aittir. Sevgiler çiçekçim. Evet, onu kendi tarzımda bakalım nasıl yorumlayacağım, nasıl yapacağım. Bununla başlayalım. Şimdi ünlü Journal by Peri kutum benim. Evet, şurada gel print kağıtları var. Daha da olacaktı. Çok güzel kağıtlar yapıyor. Harika gel printleri var. Ve ben onları saklıyorum. Ara ara da kullanıyorum biliyorsunuz. Şu zarfları da onun benim defter kapaklarımı süsleyecek. Yeni defter yaptığım zaman onları kullanacağım. O yüzden saklıyorum. Şunu alayım bir kenara. Evet, şimdi şöyle kağıtları var. Çok güzel değiller mi? Evet, bunlardan kullanabilirim. Şimdi dediğim gibi kendi versiyonuma uygulayacağım. Zaten daha önce de beraber bir resim yapmıştık Wish tasarımla. Hatta aynı odak noktalarını kullanmıştık. O zaman da söylemiştim. Arkadaşlar aynı şeyleri aynı yerlere yapıştırsanız bile farkında olmadan ister istemez kendi imzanızı atıyorsunuz. Şimdi şunu da alayım. Bir başlayayım. Biraz daha gotik havasında mı yapsam? Nasıl yapsam emin olamadım. Kağıtları yırtarak başlayayım. Şimdi kahverengi tonları, karanlık tonlar ya da açık tonlar neyse. Bir başlayalım da sonra devamını görürüz zaten. Arka tarafı tamamen bunlarla kaplayacağım. Kimisi üzerine biliyorsunuz ki başka kağıt yapıştırıyorum, kayboluyorlar. Problem değil. Çünkü ben yaparken 40 sefer fikir değiştiriyorum. O yüzden de baştan planlamadığım için bir şeyi, daha doğrusu planlayamadığım için, hatta en doğrusu kendi planlarıma kendim uymadığım için diyeyim. Şuradan kartımı da alayım. Ah, yırttım. Çok güzel. Neyse. Sorun yok. Problem değil. Yapıştırırız gider. Şimdi şu kağıtlarından da kullanalım. Gel print değilmiş. Farklı farklı kağıtlar kullanmak istiyorum. Ay bu da çok güzelmiş. Tabii ki ben biliyorsunuz kenarlarını yırtıyorum. Art Journal ya da Mixed Media dediğimiz olay arkadaşlar çok eğlenceli, çok zevkli. Neden çok zevkli? Burada hiçbir sınırlamanız yok. Yani journal yaparken de yok. Ama burada düşünün her türlü malzemeyi kullanabiliyorsunuz. Her şeyi kullanabiliyorsunuz. Boya kullanırsınız ya da kullanmazsınız. Ne bileyim farklı farklı şeyler. Ders bandı mesela kullanırsınız ya da kullanmazsınız. İstediğiniz gibi sayfanızı şekillendirebilirsiniz. Şimdi onun kullandığı kadın görselinden bende yok. Ay çok güzelmiş yarasalar. Bu kalsın. Şimdi biraz çarpıcı renkler olacak. Normalde benim tarzımın dışında bu tarz renkler biliyorsunuz. Ne yapalım? Şöyle şundan da kullanayım. Böyle tamamen uyumsuz gibi görünen kağıtları sonra bakalım nasıl bir araya getireceğiz, nasıl bütünleştireceğiz. Evet.
mutlaka boya kullanırım ben, eminim. O yüzden yırtıyorum, düz düz yapıştırmıyorum. Kağıtları bütünleştirmeyi seviyorum resmin içinde boyayla. Hem güzel bir alıştırma da oluyor benim için. Tamamen tarzımın dışında bir şey olacak bu. Çünkü bilenler bilir, ben normalde bu kadar rengarenk, farklı farklı kağıtları bir arada kullanan bir insan değilim. Bakıyorum şimdi, birazcık da renk uyumu arıyorum. İster istemez, alışkanlık. Şöyle şu olabilir. Yani hem sizin için hem benim için yeni bir deneyim bu. Kötü bir şey çıkarsa da artık yapacak bir şey yok. En azından denemiş olacağız. Bakalım. Bir şey yaparken kötü olmasından korkmuyorum arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani ucunda çok berbat bir resim de çıkabilir ki öyle bir sürü çılgın çılgın denediğim şeyler var. Hatta birçoğunu özellikle düzeltmedim de. Çünkü onlara dönüp baktığımda nerede neyi yapmamam gerektiğini ya da neyi eklemem gerektiğini görebiliyorum. O yüzden de bir resme başlarken aman kötü olacak, bilmem ne olacak diye düşünmeyin. Yapın gitsin. Çok çok her zaman söylüyorum, iki sayfayı birbirine yapıştırır, resmi yok edersiniz. Ya da üzerine başka bir kağıt yapıştırırsınız. Bir şeyler olur yani, bakmak istemiyorsanız. Ama buna değer. İşin eğlencesi burada zaten. Sonuçta ne çıkacağını bilmiyoruz. Evet, yine söyleyeyim. Bunlar Journal by Peri jelly print kağıtları arkadaşlar. Bu arada şöyle kadrajı ara ara kontrol edeyim. Çıkma gibi bir eğilimim var biliyorsunuz. Bu da güzelmiş. Bunu da yapalım. Şöyle şuraya yapalım. Evet. Hatta şöyle. Bakalım bir. Yırtalım. Havalar malum çok sıcak. Aşırı sıcak. Antalya'da sıcaktan çok maalesef biz nemden bunalıyoruz. O yüzden de eskisi kadar çok fazla şey yapmıyorum. Resim falan yapmıyorum, yayınlamıyorum. Çünkü masaya oturmak bile eziyet. Bu aralar deliler gibi kitapla, soğuk içeceklerle ve klimayla meşgulüm. Kitabı alıyorum, soğuk bir içecek alıyorum ve kıvrılıyorum klimanın başına. Şimdi burada ne kullanmıştı? Bir şey kullanmıştı burada altta. Aha, ne kullanmıştı, ne kullanmıştı? Bakalım hemen. Hemen bakıyorum. Bir dakika. Aklıma geldi. Evet, buldum. Size de göstereyim. Kendi kağıtlarından şehri kullanmış. Evet, kendi kağıtlarından şehri kullanmış. Burada boya da yapmış. Vay vay vay. Ve çok güzel yapmış. Evet, biz de kullanırız. Tamam. Ekranda hırsızlık böyle oluyor arkadaşlar. Şimdi o kağıtları bir bulayım ben. Nerede onun kağıtları? Ormanlar değildi. Ben onu almıştım. Hatırlıyorum aldığımı. Ama nereye koydum? Şunlar mı? Evet, bunlar. Buldum.
Tamam. Bunlar da viş tasarımın kağıtları. City bir şeydi. Adı da hatırlamıyorum. Bakabilirsiniz Shopee hesabına. Şimdi biz de bunlardan kullanalım. Şunlar var. Şimdi resmin devamı için uyumlu olması gerekiyor. Şunlar, şunlar olabilir de kesmesi. Çünkü şehri kesip çıkartmak istiyorum. Aa, bu güzelmiş mesela. Ona uygun bir tane var mı? Yoksa başka bir şeyden kullanacağız. Ay tekmiş bu da. Şu kağıt tekmiş. Tamam. Şunlardan kullanabilirim. Onun devamı, devamına da lazım. Bunlar çok yüksekler. Şimdi kağıt seçerken şunun devamı niteliğinde bir şey arıyorum. Şu olabilir. Evet, sanırım o ikisi olacak. Şu daha çok uyuyor herhalde. Bir bakayım da. Ha, şu da olabilir. Burada tam belli belirsiz ama. Neyse. Şundan bir başlayalım. Şunu kullanacağım. Ha, o kağıdı kapatacağız şimdi. Yapacak bir şey yok. Şimdi bunu birebir kesmektense ben bunu yırtayayım. Yırtayım. Yırtayayım ne ya? Yeni yeni kelimeler üretiyorum. Bir arada şu artık kağıtlarımdan bir resim yapmam lazım. Çok fazla biriktiler. Şurada küçücük bir alan, bir boşluk açıldı. Şunu oraya yapıştırıverelim. Şurası mıydı? Evet, burasıydı. Tamam. Tamam. Evet, bunu da yapıştıralım. Sırada bir ekranı kontrol ediyorum. Çünkü biliyorsunuz gidiveriyorum, dalıyorum kağıtlara. Ciddi anlamda. Sanki video çekmiyormuşum gibi. Oturup kendi başıma yapıyormuşum gibi. Öyle huylarım var. Evet. Devamına ne dedim? Şunu mu dedim? Buraya kadın da koyacağım. Bakayım bakayım. Hangisi daha uyumlu? Şu daha mı uyumlu? Evet, oraya bir tane de kadın bulmak istiyorum. Çünkü kadın koymak istiyorum. Şöyle. Şuradan bir yırtalım. Daha mavi kaldı ama onu boyayla hallederiz. Sorun değil. Şimdi şurada bir açıklık var. Oraya da bir şeyler yapıştıralım. Böyle noktalı noktalı da bir kağıt yapıştırmıştı. Şunun gibi. Bunu sonradan birkaç yere yapıştırabilirim. Bir dursun.
dediğim gibi kağıtlar kapanabilir de hiç sorun değil. Hiç problem değil. Şunları atayım. Üzerine başka kağıt da gelebilir ama ben önlem olarak böyle her yere yapıştırdım. Şimdi şunu da yapıştıracağım. Tamam, bunu da bir yapıştırayım. Sonra bakalım yolumuz nereye gidecek. Şu anda uyumsuz gibi göründüğünü biliyorum. Ama hallederiz. Şimdi şunun ağzını bir kapatalım. Bakalım şu fazlalıkları alalım. Benim defterimde yamukluklar olabiliyor. Çünkü kendim takvimden yapıyorum biliyorsunuz defterlerimi. O yüzden de bazı yerleri yamuk kesmiş olabiliyorum sayfaları. Sorun değil. Evet, dışarı taşım. Şurayı da alayım. Tamam. Oldu. Evet, şimdi buraya kadar geldik. Bu resmi biraz bütünleştirmek lazım. Bir de biraz da aydınlık lazım aynı zamanda. Şimdi şuraya bir kadın bulmam lazım. Ay 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 ay. Bir kadın bulmam lazım. Böyle bir renkli kadının şuraya bakayım. Yoktu herhalde. Ne yapabiliriz diye düşünüyorum. Bunu gotiğe de çevirebiliriz. Evet, gotik tarafına da gidebilir. Karanlık. O tarafa da gidebilir. Bir şu dosyama bakayım. Evet, kararsız kaldım. Kararsız kaldım. Bakalım. Rengarenk bir kadın ya da gotik bir şeyler. Bunlar vintage. Bu dosya arkadaşlar dergilerden sağdan soldan bulduğum resimler ya da çok beğenip de çıkarttırdığım resimler. Aa. Şu kadınlarımıza bir bakayım. Bay 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 bay. Sen olmazsın. Bu olmaz. Şurada şöyle bir şey var. Bu var. Bunu kullanabilirim. Ya bunu ya bunu kullanacağım. Şu resme daha çok uyuyor gibi. Ay ya da kutuya mı çevirsem? Evet, karar verme anı. Şimdi bunlar da kağıt terapinin kağıtları. Bunun içinde de vardı sanırım. Böyle harika bir dosyayla bana hediye yapmıştı. Burada gerçekten korkunç ve ürkünç şeyler var. Kalbi olanlar bakmasın. Onlara bir bakayım. Şehirden korkan yaşlı kadın. Gerçekten çarpıcı bir şey olurdu da. Yapabilirdim aslında, kullanabilirdim. Şunu da kullanabilirim aslında.
Evet. Bakalım bakalım nereye gidecek. Şimdi bu kağıtlar dijital baskı herhalde. Böyle siyah lekeler çıkarıyorlar ellerinize. Bunu önlemenin, renginin soyulmasının bir yöntemi var. Onu da göstereceğim. Önce bir kendime güzel bir kağıt bulayım. Bakayım. Ay ay ay, bunu kaplamışım. Evet, şunlardan da kullanabilirim. Bunları bana özel lilyumlu olduğu için yaptırmıştı. Bunlardan kullanabilirim. Bunlar da kağıt terapinin hediyeleri arkadaşlar. Şimdi, evet, şu nineyi kullanmak istiyorum. Dediğim gibi kendi tarzında olacak. Tam onun yaptığının da birebir aynısı olmayacak. Şehir, renkler, geçen zaman, yaşlılık, böyle bir kadın, biraz ürkünç. Neden olmasın? Evet. Bunu kullanabiliriz. Şunu da kullanmak istiyorum. Evet, bunu da kullanmak istiyorum. Bu güzel. Yok, bunlar fazla gelecek. Kadın portrelerimiz. Ay, şu da güzelmiş. Evet, şimdi kağıtlarımız hikayeyi yazıyor. Bakıyoruz bakalım nerelere gidiyor. Şunu kullanmak istiyorum. Bunun yeri burası. Evet, kesinlikle burası. Siz kağıtları yapıştırmaya başladıkça ya da bakmaya başladıkça onlar size bir hikaye okuyorlar arkadaşlar. O hikayenin peşine düştüğünüzde inanın ki mutlaka ortaya bir şeyler çıkıyor. Ha, hikayenin sonunu beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Bu size kalmış, sizin bakış açınız. Ama bence o hikayeleri dinlemeye değer. O yüzden de journal yapmak gerçekten çok rahatlatıcı bir şey. Yapamam diye korkmayın. Elinize alın kağıdı, kalemi ya da ne bileyim işte yapıştırıcıyı, makası, bir defteri. Dergilerden oradan buradan defalarca videolar çektik, gösterdik. Şeye benzedi bu. Biri Betül'ün hobi atölyesi. Instagram'da onu sanırım BKM'ydi. Onların bir şeyiyle neydi? Güldür güldür pardon. Orada bir sketch'le anlatmıştı. İşte patlıcanla anlattık, şununla anlattık, bununla anlattık diye. Benim videomu paylaşmıştı. Evet, şimdi ben de başlıyormuşum. Patlıcanla anlattım, kevgirle anlattım, tencereyle anlattım. Ay, çok iyi. Evet, ben de o şekilde başlayabilirim. Daha önce anlatmıştım arkadaşlar. Şunun altını yırtacağım. Düz kesmeyeceğim. Tamam. Evet kızım. Sen buradasın. Okey. Şimdi sevgili hanım. Evet, şu bakın siyah boyalar. Nasıl halledeceğinizi göstereceğim onu şimdi. Dijital baskı yapıldığında bazen böyle özellikle siyah koyu renkler falan atabiliyor. Bilmiyorum bu kağıtla alakalı ya da mürekkeple alakalı ya da bilmem neyle alakalı. Orasını bilmiyorum. Sadece dijital baskı olduğunu biliyorum. Bu konuda size ne yapacağınızı göstereceğim. Nerede? Benim bir spreyim vardı. Buldum. Evet. Arkadaşlar bildiğiniz saç spreyi normal hani saçınızı şekillendirmek için
kullanacağınız bir sprey. Onu alıyorsunuz. Hiç korkmayın, hiçbir şey olmaz. Resmin üstüne sıkıyorsunuz. Ve kurumaya bırakıyorsunuz. Bu kadar. Ben bu saç spreyini duvara falan asacağım resimler olduğunda da kullanıyorum. Sıkıyorum üstüne. Ve böylece boyalar sabit kalıyor. Bildiğiniz bir sprey. Saç spreyi. Evet. Şimdi kurusunlar. Ondan sonra çıkmadığını göreceksiniz. O arada boya yapayım. Şimdi kadınlarımız belli. Kullanacaklarımız. Onları şöyle alayım. Siz de kuruya durun. Biz biraz boya yapalım. Şimdi resmi belirginleştirelim. Biraz aydınlık katmak gerekiyor. Onu neyle yapalım? Evet. Neden olmasın? Evet, Rich'in 104 krem rengi. Biliyorsunuz benim kurtarıcı boyamdır. En çok kullandığım boyam budur. Sallandık. Evet. Çok seviyorum bunu. Şimdi şuraya birazcık sıkayım. Evet. Parmağımı daldırıyorum. Ben parmakla çalışmayı seviyorum. Şöyle. Buralara sonradan stencil da yapabilirim. Belli olmaz. Şurada yapıştırıcıdan izler kalmış. Bu yumuşatıyor araları. Şimdi her birine tek tek kendi rengiyle gitmektense böyle bir şey daha uygun geldi bana. Sonradan koyu renkle de gidebilirim birkaç yerine, belli olmaz. Evet. Hem de biraz açık alan sağlayacak bana. Ben resmin böyle her tarafının dolu dolu olması, bilmiyorum, beni boğuyor. Böyle açık alanlar istiyorum. Şimdi diyeceksiniz ki hani resmi yapıştırdığınız her yerini kapatıyorsunuz. Kapatmak değil aslında arkadaşlar. Onlar altlardan görünüyorlar. Merak etmeyin. Hem de şu kızın etrafında da biraz aydınlık alan iyi olur. Çünkü sonra onların etrafına başka şeyler de yapabiliriz. Evet, şu kızımızı bir yapıştıralım. Sevgili Bulutcuğum, hayır. Tamam, yat kucağa, beraber yapalım. Ama tam kolumun altındasın. Evet, benim sabotajcım geldi sevgili Bulutcuğum. Şu kullandığım kağıt arkadaşlar dekupaj kağıdı. Pirinç dekupaj kağıdı. Bunları ben internetten böyle hobi malzemeleri satan dükkanlar var. Oralardan alıyorum. Malum benim başladığım zamanlarda, daha önce de söyledim, öyle çok fazla bir kağıt seçeneğimiz yoktu. Yani bu kadar ürün yoktu. İthal eden, getiren ya da üreten bu kadar insan yoktu. Şurayı kırıştırdım. Kırışsın. Daha güzel oldu. O yüzden de o zamanlar dekupaj kağıtlarını çok kullanıyordum. Özellikle bu pirinç olanları çok seviyorum. İnceciktir ama çok sağlam bir kağıttır, inanın. Her markanın farklı farklı türde pirinç kağıtları var. Normalde hani şu tepsi mepsi, sandık mandık, işte dekupaj işlerinde kullanılan kağıtlar. Evet, kızımızı buraya yapıştırdık. Şimdi koca karımı da yapıştıracağım. Biraz daha ufaltacağım. Şehre bir kabus gibi çök. Şöyle farklı kadın suretleri. Hatta şunu şehrin şeyine yapabilirim. Sen aydınlık kal bakalım. Hayatın farklı döngüleri.
sallıyorum. Evet. Tat tat tat. Sallanma. Tamam. Ve yapıştırıcı düşer. Anneciğim kalk üstümden, yapıştırıcımı almam lazım. Ama bebeğim bir dakika. Dur, yapıştırıcım yok. Oo, tamam yapmış. Bir dakika. Tamam. Evet. Bir dakika dur. Ben oturayım. Masanın üstünde olmaz. Hayır, çok dolu. Hayır, hayır. Dur. Bulut, hayır. Hayır. Evet. Bulut, hayır. Tamam, çekil. Ha, şunu da göstereyim. Gerçi elim kirli. Nasıl göstereyim? Üzerine sprey sıkmıştık biliyorsunuz. Şöyle sürteyim. Bakın avucumun içinde hiç şeyi yok. Boyası çıkmıyor. Bunu şey içinde kullanırsınız mesela. Resminizi yaptınız, ettiniz. Renklerin kalmasını istiyorsunuz. Hani bir yere bulaşmasını istemiyorsunuz. Şey gibi düşünün. Mesela pastel boya yapanların spreyleri vardır. Pastel resim yaptıkları zaman o spreyi sıkarlar ki o pastel biliyorsunuz yağlıdır. Yağlı pasteller daha fazla bir yere bulaşmasın, etmesin diye bir resme bitirdiğinizde. Düşünün ki bir resme bitiriyorsunuz. Ondan sonra da bütün o resmin renklerini bir yerlere bulaştırıyorsunuz. O yüzden saç spreyi daha ucuz, daha alternatif bir yol diye düşünüyorum. Ben kullanıyorum. Bulut, tüyün geldi buraya oğlum. Bulut'un tüyünü de yapıştıralım. İşte. Evet. Şimdi sevgili yaşlı kadıncağızım, seni de şöyle yapıştıracağım. Evet, bu resim ne oldu hiç bilmiyorum. Hem gotik oldu, hem böyle illüstratif oldu. Ama hoşuma gitti. Evet, şimdi yine kopya çekelim. Bakalım ne yapmış. Ay. Evet, başka ne yapmış? Stencil yapmış. Ay koymuş. Tamam. Ben de yapacağım. Ben de yapacağım. Tamam. Şimdi buraya kadar geldik. Bundan gerisi artık detaylar. Bunun altındaki, ha diyorum niye burası inip inip duruyor? Tamam. Şimdi şöyle bir duralım. Başka ne yapabiliriz? Biz ay koyalım mı, koymayalım mı? Koyalım mı Bulutcuğum? Ay istiyor musun oğluşum? Ha? Ay koyayım mı? Hayır anneciğim. Burada kağıt terapi bana şeyler vermişti. Bunlar da güzelmiş. Aa, ders bandı. Ders bandı kullanabiliriz. Bir dakika Bulut. Ben bir ders bandı alıp geleyim. Her yerim kedi tüyü arkadaşlar. Neyse, şimdi birkaç yere stencil yapıp ondan sonra ders bandı yapayım. Stencillerimi bir bulayım. Şu bölümü bir çıkaralım bakayım. Yok, duvarlar istemiyorum. Daha ince bir şey olabilir. Şimdi çok fazla şekil olduğu için aslında şey de yapabilirim. Yazılar da yapabilirim diye düşünüyorum. Bir bakıyorum. Çünkü alt taraf hep şekil olduğu için şekilden devam etmek istemiyorum.
istemiyorum. Evet, yazılar olabilir. Neden olmasın? Kesinlikle. Şunlara bir bakalım. Evet, yazı yapacağız. Dediğim gibi hani birebir aynısını da yapmıyorum. Çünkü herkesin farklı da bir yöntemi var. Evet. Şunu mu kullanayım? Evet, şundan kullanabilirim. Tamam. Yazı kullanalım. Şimdi yazıları koyu renkle yapalım. Yalnız çıksın. Gece mavisi olabilir ya da siyah olabilir. Gece mavisi ya da siyah. Bir bakayım. Gece mavisi. Siyah. Ve tabii ki bulaşık süngeri. Bu arada hala hiçbir bulaşık süngeri bana sponsor olmadı. Unuttum sanmayın. O kadar bulaşık süngeri kullanıyorum. Şimdi gece mavisi mi yapalım? Evet, siyah daha iddialı, daha şey. Gece mavisi yapalım. Ay ay ay. Kurumuş. Şuradan boyayı alayım. Kapağı açık kalmış herhalde. Evet, geri dönülemez biçimde ellerimi mahvettim. Harika. Ay ay ay, hem de her yerimi mahvettim. Şurada şey vardı. Islak mendil. Paketim nerede göremiyorum şimdi. Şununla bir sileceğim. Bu da kurumuş mu? Kurumuş. Neyse. Yok, biraz ıslaklığı varmış. Azıcık da olsa temizlenelim. Tamam. Gel bakalım sevgili boyacığım. Bu sefer gessoyla yapmayacağım. Şimdi bunları birbirlerine biraz yazıyla bağlayalım. Bulaşık süngerimi böyle boyaya batırdığımda hemen üstüne yapmıyorum. Şimdi daha önceki videolarımda da hep söylüyorum. Kendimi tekrarlıyormuş gibi oluyorum ama eğer bu videodan başlıyorsanız diye tekrar ediyorum. Çünkü eğer direkt boyayı alıp üzerine sürdüğünüzde ister istemez ne kadar sağlam da tutsanız bu stencil'ın altına boya gider. O yüzden boyaya vurduğum zaman şöyle de bir boşluk alana vuruyorum. Boyanın fazlasını alıyorum oraya. Şimdi istediğim şey şunun hatlarından şu iki resmi birbirine bağlamak. Böyle düzenli olarak bütün yazıyı istemiyorum. Şöyle de bakayım. Biraz fazla mı boya aldım? Emin olamadım. Böyle çok belirli de çıkmasını istemiyorum. Evet. Güzel oldu. Tam istediğim gibi oldu. Şimdi şurayı da bir bağlayalım. Tamam.
Bunlar detaylar arkadaşlar. Bu arada konuşmayı yine unuttum. Pardon. Böyle tam belli de olmasın ama birkaç yerden de çıksın. Şu aydınlık alanı yok etmek istemiyorum. Onu kaybetmek istemiyorum. Çünkü dediğim gibi hani bu bir tarz meselesi. Ben bütün her yerin kapkaranlık olmasını sevmiyorum kendi resimlerimde. Bu tamamen tercihtir. Siz nasıl istiyorsanız öyle yapabilirsiniz. Şimdi evet, şuraya birazcık daha yapayım. Daha belli olsun. Evet. Bunlar detaylar, ufak detaylar. Yapmak zorunda mısınız? Hayır, tabii ki değilsiniz. Şimdi yalnız biraz daha belirgin de bir şeyler yapalım. Gerçi derz bandı da kullanacağım. Bir önce bir derz bantlarımı yapıştırayım. Ay, kağıt bant gibi yırtmaya çalışıyorum. Şimdi bunu da şöyle düzensiz bir biçimde kesiyorum. Çünkü çok düzenli hatlar istemiyorum. Şimdi siz bir kalın bakayım şöyle. Tamam. Hani böyle yırtılmış gibi görünsün. Baş. Sen çık bakayım şuradan bir. Evet. Tamam. Şimdi. Şu parçaları da kullanabiliriz. Atmayalım. Şuraya da yapalım. Şu da kenar olabilir. Tamam. Şöyle kadının üstüne. Hayır, stensilime yapıştı. Şunu da şuraya. Tamam. Nerede? Hayır, sen oraya yapışmıyorsun. Şimdi şurada bakın birleşim yeri vardı. O birleşim yerini şu şekilde iki resmin birleşim yerini bir tane derz bandıyla kapattım. Böylece göz yanılsaması, gözünüz ister istemez derz bandını görecek ama şu iki resmin birleşme yerini tam olarak seçemeyeceksiniz. Bu alttan yaptığım yazıların üzerine doğru yapıyorum derz bantlarını da. Tamam. Sonradan onlara birkaç tane daha leke ekleyeceğim. Şurada da bir parça kalmış. Hiçbir parçayı ziyan etmiyorum. Onu da şöyle yapıştırdım. Tamam. Gördüğünüz gibi resim nasıl farklılaştı. İşte dediğim gibi mixed medyanın güzelliği burada arkadaşlar. Şimdi başka ne yapabiliriz? Yine bir kopya yapalım. Evet, ekranda hırsızlık. Şimdi ne yapmış o? Akıtma yapmış. Yuvarlak daireler yapmış.
daha belirgin bir stencil kullanmış. Evet, tamam. Okey. Şimdi biz bakalım ne yapacağız. Şimdi bunu da kullandığım zaman şehrin görüntüsünü yok edeceğim. Yalnız bir şeyler daha istiyor bu resim. Buna öncelikle bir yazı bulmamız lazım. Evet. Ne yapabiliriz, ne yazabiliriz? Ne diyebiliriz? Şunu alayım. Şimdi şehrimiz var. Üç farklı kadınımız var. Rengarenk gençlik dönemimiz var. Şunu orta yaş diyeyim. Elinde lilyumlar. Çok severim. Ve tabii ki yaşlıların canı olduğunu söylemiyorum bu arada. Lütfen. Ben de oraya doğru yuvarlanan biri olarak yani yaşların canı olduğunu söylemiyorum. Ama artık her şeyi görüp geçirince herhalde gözlerimiz böyle fal taşı gibi oluyor artık yaşlılığımızda. Ay kendimi şunun yerinde hayal ettim. Çok iyi ya. Kendimi işin kötü tarafı orada hayal edebiliyorum. Böyle de bir dert var. Şimdi bir şeyler daha istiyorum bunda ama ne istediğimi bilmiyorum. Yazı, yazı, yazı. Evet, yazı. Benim yazılarım vardı. Yazılarımı ne yaptım? Şeyim nerede benim? Dosyam nerede? Bulut. Hayır anneciğim. Hayır şimdi yok öpücük. Bekle. Az bir çekil önümden. Dosyamı alamıyorum ama. Bulut. Bulut hayır. Bir aşağı anneciğim. İn. Evet bugün Bulut'la bayağı bir içli dışlıyız. Benim bir tane dosyam vardı. Dosyamı arıyorum arkadaşlar. Onun içine böyle küçük küçük bir sürü yazılarımı koymuştum. Ama ne yaptım? Evet. Ay bütün malzemeler elimin altında ve ben hala kaybediyorum. Bulut'ta şey konuşabilseydin anne dosyayı ne yaptı? Şimdi şöyle bir şeyim var. Bunu bulabileceğinizi pek sanmıyorum. Bu benim ortanca kızım küçükken ona aldığım eskiden şöyle çıkartmalar falan vardı. Bu da witch falan bilmem ne diye bir çıkartma defteriydi. Ona buna çıkartmalar alıyorduk. Şöyle bir şeydi. Tabii ki büyüdü artık üniversiteli. İhtiyacı yok. Aynı pul şeyine benziyor. Böyle bakın şeyleri var, sayfaları var. Şuralardan konuluyor içine. Ben de böyle çok küçük malzemeleri bunun içine sokuşturdum. Şimdi burada yazılarım vardı da nerede? Onları bulmaya çalışıyorum. Burada değil miydi? Değilmiş. Şuraya birkaç yere şey yapabilirim. Evet, tarih koyabilirim. Ya da şey koyabilirim. Şunlardan koyabilirim. Şeyler olabilir. Şunlardan koyabilirim. Birkaç yere yapalım bakalım. Bunlar da yine perili hobiler ya da Journal by Peri'nin hediyeleri bana. Biliyorsunuz kullandığım stencil da ona ait bu arada. Onun stencil'ları efsane. Gerçekten efsane. O kadar diyorum. Şimdi şöyle birkaç yere koymak istiyorum. Tarih gibi şöyle bazı yerlerini de yırtıyorum yine. Evet, şurası gitmiş gibi olsun. Özellikle zarar veriyorum arkadaşlar. Çünkü bunların kenarını stampla geçebilirsiniz. Sen
Radyo öyle bir şeyler olmuş da adresi de yazdık. Benim cadı halim, yaşlı halim bu adreste şu lilyumlu kadının peşine düşmüştür. Lilyum aşkı da oradan geliyordur. Ay, hayal gücü güzel bir şey. Eğlenceli. Hatta bir tane de metro bileti alayım. Şöyle bir bilet alayım. Giderken uçacak halim yok. Metroyu kullanalım. Evet. Şimdi şuraya da bir şeyler daha yapalım. Evet, şu da rakamlar. Ya 40 tane hikaye yazarsınız arkadaşlar bunları. Bakın özellikle şey yapıyorum. Yani biraz numaralardan falan da götürüyorum. Öyle hoşuma gidiyor. Tabii ki bunlar hepsi dediğim gibi tercih meselesi. Şimdi kızım seni de mimleyeyim. Sen de 1869 yılıydı. Ben 1869 yılında henüz gençken ay buraya yapıştırdım. Ya. Hayır. Hayır seni istiyorum. Aa, neler yaptım kağıda. Batırdım. Neyse hiç önemli değil. Hiç sorun değil, yine de yapıştıracağım seni. Evet, dediğim gibi bunlar ufak detaylar. En son yine boyalarla bir şey yapacağım. Bunlar da resmin içine gömülecek. Tamam. Şimdi bunları kaldırayım. Bakayım. Şimdi neymiş? Bonmarş, Prix de l'Actre ya da bir şey bilmiyorum. Ne olduklarını bilmiyorum. Ama böyle yazılı olmaları hoşuma gidiyor. Bunları stamplarla yapabilirsiniz. Ya da bu tip yazı karakterlerini falan dergilerden, kitaplardan da kesip kullanabilirsiniz arkadaşlar. Sen de öyle yamuk yapış, ne olmuş? Hiç sorun değil. Kal öyle. Başka? Böyle küçük şeyler kullanmak güzel oluyor. Bu neymiş? Hadi bir de ailemiz olsun. Böyle eski tip bir ailemiz olsun. Olsun mu? Koyalım mı? Yok, koymayalım. Vazgeçtim. Yok. Onu da kullanmayacağım. Buldum. Şöyle bakın. Mini mini şeyler kesmiş. Koymuş bana. Ben bunları kullanırım. Bunlar dediğim gibi resme ilginçlik katıyor. Tamam. Evet, bir numara gençlik halimiz. Gel bakayım. Sen aradan çık. Adapazarı aradan çık. Bilenler bilir. 2 numaram yok. 3 numara. Kadınlarımı numaralandırıyorum. Hayatım, sana 3 numarayı veriyorum. Evet, sen 3 numarasın. Tamam.
Ve 4 numara cadı halim. Tamam. 4 numaracığım, sen de 4 numarasın. Okey. Şunları da yapıştırayım. Evet, niye olmasın? Kullanalım. Saklamayın arkadaşlar. Sakladıkça çoğalıyor. Sakladıkça çoğalıyor. En sonunda kocaman, devasa bir kağıt yığınımız oluyor. Bu yüzden kullanın. Ben biliyorsunuz bu yıl kullanacağım dedim ve gerçekten de kullanıyorum. Tamam. Seni de şuraya yapıştırayım. En son bir numaram kaldı. Onu da kullanacağım. Hayatım, yaşlılık. Sen hem 4 numara hem 1 numarasın. Al. Sana da 1 numarayı verdim. Tekrardan. 41 numara hatta. 41 kere maşallah. Evet. Güzel oldu. 41 kere. Yine konuşamadım. 41 kere maşallah. Neyse. Tamam. Bunları da yaptık. Şimdi bakın resmimiz ne kadar değişti, ne kadar farklılaştı. Birazcık daha boyayla uğraşalım. Evet, bunun için de ne kullanacağım? Evet, bu Faber-Castell'in Graphite Aquarel kalemleri. Normalde çizim kalemleri bunlar. Ama aynı zamanda suyla harekete geçiyorlar. Benim çok sevdiğim, çok çok sevdiğim kalemdir. Buna bayılıyorum ben. Özellikle de şu 8B. Bunu ben gölgelemek için kullanıyorum arkadaşlar. Harika oluyor. Şimdi bununla biraz gölgelemeler yapacağım. Nerede suyum? Evet. Tamam. Şunu da alayım. Biraz su sıkalım. Fırçam. Nerede benim sevdiğim fırçam? Ay. Hah. Buldum. Hey, makas. Seni de atayım şöyle. Tamam. Şimdi biraz gölgelemeler yapmak istiyorum. Fırçamı ıslatıyorum. Aynı sulu boya kalemi gibi kullanacağım bunu da. Şu kızın etrafına mesela çizip şöyle lekeler halinde. Bunu başka bir şeyle de yapabilirsiniz tabii ki. Yani illa bununla yapmanız gerekmiyor. Sulu boyayla, akrilikle. Sana biraz karanlık akıtayım hayatım. Bunlar tamamen isteğinize kalmış. Yapmak zorunda mısınız? Her zaman söylüyorum. Hayır. Ben seviyorum bu tarz akıtmaları ya da gölgelemeleri. Biraz resmi dramatize edelim. Evet hayatım, sana geldim. Şehre biraz karanlık bastırıyoruz.
Şuraya da yapacağım. Biraz karartalım. Etrafını biraz karanlıklaştırıyorum ki çok sustum yine. Biraz da kız ön plana çıksın. Hem bu tarz lekelenmeler dediğim gibi benim çok hoşuma gidiyor. Biraz kirletiyorum resmi. Tamam. Evet, şimdi yazı bulalım resmimize. Evet, yazı. Benim yazılarım nerede? Buna ne diyebiliriz? Onu bilemiyorum. Choose to life. While there is life, there is hope. Wisdom is better than gold or silver. No rot. Ne diyebiliriz ki biz buna? Yani uygun bir şey bulamıyorum. Bir söz bulamıyorum. Tamam, resmi yaptık, ettik. E tamam. Ne diyeceğiz? Kabus mu diyeceğiz? City life mı diyeceğiz? Bir şey dememiz lazım. Life. Life diyelim. Hayat. Hayat. Ne olmuş? Evet. Sadece hayat diyelim. Hatta hayatı şey yazalım. Nerede benim bu? Biraz akıtarak ederek yazalım. Korkunç yazalım yine. Korkunçlu yazalım. Evet. Şuraya yazabiliriz. Şimdi bu açık alan işe yarayacak. Biraz daha kalın kalemle yazayım. Kaligrafiymiş. Şu Artline Supreme arkadaşlar. Şununla yazacağım. Evet, dikenli teller gibi yapıyorum biraz. Hayatın kolay olduğunu kimse söylemedi. Hatta şöyle akıtmalar yapalım. Evet, gotik desem gotik değil. İllüstratif değil. Şimdi ne oldu? Ben de bilmiyorum. Hatta daha çılgınca yapıp birkaç yere de şey koyayım mı? Yuvarlak koyayım mı? Yapılır. Niye yapılmasın? Hayat aynı zamanda baloncuklar var. Hatta onları şununla yapayım. Birkaç yere yuvarlaklar yapalım. Bu da
Fanny Kids'in multi titanyum metalik siyahı. Ama siyah yapmayayım. Belli olmayacak. Gümüş yapayım. Ya da inci mi yapsam? Evet, inci yapayım. Multi titanyum metalik 28-34 inci pearl arkadaşlar. Evet, bununla yapayım. Açıl susam açıl. Yapışmış. Sulanmış. Aa, dur. Kullanmayınca uzun süre. Şuraya. Bir dakika. Bunu bir çalkalamam lazım. Uzun süre kullanmayınca suyu üste çıkmış. Değil mi? Bunun rengi belli olacak mı? Yok, tam belli olmayacak. Ne yapacağım? Bu da olmadı. Gümüş mü kullanacağız? Birkaç yere gümüş koyayım. Hayata biraz parıltı da katsın. Yanılara katalım. Ben bugün konuşamıyorum. Evet, bugün bende bir şeyler var. Şimdi bunun için bakayım, bir yuvarlak daire bulayım. Bu sevdiğimden yapayım. Bildiğimiz bant arkadaşlar. Ben bunu defalarca boya için kullandım. Seviyorum bunu boyada kullanmayı. Yani böyle halkalar, yuvarlaklar yaparken. Ne yapıyorum? Bunun çizgileri de çıkıyor. Çünkü çok hoşuma gidiyor o yüzden. Sürüyorum şöyle. Hatta bir bazı yerlerine özellikle şöyle leke leke bırakayım. Tamam. Şimdi şuraya bir yapalım. Bakın. Görebiliyor musunuz? Görüyorsunuz. Tamam. Şöyle çeviriyorum. Ufak ufak lekelenmeler oluyor. Hayatımızda ışıklar da var yani. Öyle hep kötü hep kötü gitmiyoruz. Böyle parlak parlak anlarımız da oluyor. Kadıncığım, sana da yapayım. Al. Sana yapmayayım. Senin suratın gitmesin. Tamam. Şöyle ters bandının üstünden beri yapayım. Birkaç yere şöyle yuvarlaklar yapıyoruz. Hepsini çıkartmaya çalışmıyorum zaten. Bozuk olması hoşuma gidiyor. Evet. Hadi şuraya da yapalım. Tamam. Okey. Tamam. Şimdi birazcık da noktacık attıralım. Hatta umutsuz olmayalım. Beyaz noktacık attıralım. Aa, benim neredeydi? Şeyim vardı. Eyeliner'ım vardı. Evet. Şu ucuz bir eyeliner'dı arkadaşlar. 10 liraya almıştım. Onunla noktacık yapmak güzel oluyor. Ben onu noktacık yapmak için kullanıyorum. Şimdi hayatımızın parıltılı dönemi, gençliğimize biraz tabii ki aydınlık noktacıklar attıralım. Sevgili kızım. Evet. Tabii ki buraları da attıracağım. Aa, biletimin üstüne geldi. Orta yaşımızı biraz kara boğdum. Sana bir şey yapmayacağım hayatım. En güzeli sensin burada. Kesinlikle. Evet. Tamam. Okey. Bitti diyorum. Daha bir şey yapmayacağım. Bununla istediğiniz kadar oynayabilirsiniz. Çok keyif aldım. Sevgili Viş Tasarım, çok teşekkür ediyorum. Çiçekciğim, hayatım.
Bugün senin fikrini çaldım. Tabii ki onu kendi tarzımda yorumladım. Daha farklı yorumladım. Umarım verdiğim tüyolar da işinize yaramıştır. Umarım ilham olur size de. Eğlenmek için çok güzel bir yol arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birbiriyle uyumsuz bir sürü kağıdı alta yapıştırdık. Hani normalde hiçbir uyum yoktu, bir şey yoktu. Ama sonradan üzerine hikayemizi devam ettirdik. Şöyle yakından da göstereyim. Ders bantlarımız var, bir sürü efemeramız var. Sevgili cadıcığım var burada. Ve gördüğünüz gibi böyle life yazısıyla da tamamladık. Ay, life yazımın üzerine beyaz gelmiş. Neyse gelsin, sorun değil. Hiç problem değil. Siz bunu daha da devam ettirebilirsiniz. İstediğiniz her şeyle oynayabilirsiniz. Benim bugün oyun saatim bitti. Buraya kadar. Evet, sevgili Journal by Peri'ye, wish tasarıma hem kağıdı hem de fikir için, Kağıt Terapi'den sevgili Rabişim'e buradan çok çok öpücükler gönderiyorum. Arkadaşlar bu arada bu saydığım isimlerin hiçbiriyle bir işbirliğim yoktur. Reklam değildir, bir sponsorluğum yoktur. Kendi kullandığım kağıtlar, kendi aldığım malzemeler ya da hediyeleridir. Evet, bugün de artık burada bitti diyorum. Umarım haftaya tekrar görüşürüz. Herhangi bir öneriniz, eleştiriniz, iyi veya kötü fikir ve yorumlarınız varsa videonun altına yazabilirsiniz. Ya da Instagram'da lilyum55 hesabım. Oradan bana DM yoluyla ulaşabilirsiniz. Umarım keyifli geçmiştir sizin için zaman. Ben çok keyif aldım bu resimden. Gerçekten çok keyif aldım. Eğlenceliydi. Haftaya kadar hepinize hoşça kal diyeceğim ama önce lütfen kendinize iyi bakın. En önemlisi kendinize çok 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 iyi davranın. Bu arada bütün hafta boyunca ellerinizi kirletin. Hoşça kalın.